birlikte. Ama başkan bey, şimdi potansiyel hakkında Vali Bey'de detaylı bilgi. Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı, Şahdeniz Petrol Boru Hattı'nda gaz ve petrol hatlarını beraber yapmıştık. Aynı zamanda Sayın Başkonsolos o dönemde Büyükelçilik'teydi. Dolayısıyla tekrar burada karşılaşmanın mutluluğu içindeyiz. Gürcistan zaten bizim hem komşumuz hem de aynı zamanda çok fazla Gürcü asıllı vatandaşlarımız var. Evet. Ordu'da. Dolayısıyla bu kültüre çok aşinayız. İnşallah hem kültürel hem ticari hem turizm faaliyetlerimizi de pekiştiririz ortak çalışmalarla. Dolayısıyla kendilerine hoş geldin diyorum. Ortak projeler geliştirebiliriz. Karşılıklı shuttle servis yaparız. Sizi daha mutlu ettiğiniz, bizi ağırladığınız çok için iki ülke arası söylediğiniz gibi çok büyük projelerimiz var, gerçekleştirdiği projelerimiz var. Yani Baku Tiflis Ceyhan olsun, boru hatlarımız olsun, Baku Tiflis Kars Demiryolu olsun. O projelerimizi birlikte gerçekleştirdik. Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan olarak ve Türkiye'deki işte başarıları takip ediyoruz. Biz de mutluyuz. İki ülke ortak projelerimiz, evet. Bölge için tabii ki çok önemli. Bölge halkları için çok önemli. Refah için ve istikrar için. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah. Bu koronada bittikten sonra da tabii ki ticaretimiz, ekonomi bağlarımıza daha güçlendirerek ileride adımlarımızı atarız. Evet. Ordu'yu tanıyamadık. Gerçekten bu sahil yolu çok güzel olmuş. İşte altyapı projeler gerçekten belli ki başarıyla gerçekleştirilmiş. Evet. Sadece Ordu değil, bütün Türkiye'de altyapı projeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ve biz de tabii seviniyoruz. Çünkü Türkiye bizim dost ve kardeş ülkemiz. Öyle. Ve iyi ilişkilerimiz var, dostluk ilişkilerimiz var, iyi komşuluk ilişkilerimiz var. İşte akraba bağlarımız var ve aynı zamanda malumunuz Türkiye bizim bir numaralı ticari ortağımızdır. Dolayısıyla böyle seviniyoruz tabii ki. Altın ortağımız. Evet. Çok güzel yemeklerini yiyoruz. Evet. Onların oyunları, dansları, kültürel faaliyetler.